Valerian İsmail resmen Beşiktaş'ta diyebiliriz artık. 1+1 yıllık anlaşma sağlandı. Fransız hoca bu hafta İstanbul'a gelecek. Açılış maddelerimize bakalım. Hemen ardından Sercan Dikme'ye bağlantı yapacağız ve bu anlaşmanın yaşananların detaylarını kendisine soracağız sevgili izleyenler. Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'in sözleşme yenileme sürecinde yönetime verdiği söz ortaya çıktı. Peki bu söz neydi? Birazdan. Galatasaray'da hafta sonu Mali Genel Kurul var. Sarı Kırmızılıların gündeminde de bu genel kurul var. Peki detaylar neler? Ana haberde olacak. Amirli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Dünya Kupası playoff'unda rakibimiz Portekiz'i A-Spor'a değerlendirdi. Hepsi ve daha fazlasıyla ana haber başlıyor. Son dakika gelişmesinin detayları için hemen canlı bağlantıyla başlıyoruz ana habere. Sercan Dikme'ye gideceğiz ki Sercan bu son dakika gelişmesini aslında günler öncesinden A-Spor ekranlarından tüm Türkiye'ye ilk duyuran kişiydi. Şimdi de detayları ilk duyuracak insan olacak. Sercan, sözü sana bırakalım. Sinem, çok teşekkür ediyorum. Güzel sözlerin için de çok teşekkür ediyorum. İlk olarak Beşiktaş-Hatay mücadelesinden sonra A-Spor'da tüm Türkiye'ye duyurduğumuz Valerian İsmail gelişmesi, anlaşmanın sağlandığı gelişmesi an itibariyle resmileşti. Beşiktaş'ın artık bugünden sonra yeni teknik direktörü Fransız çalıştırıcı Valerian İsmail oldu. 1+1 yıllık kontrat imzalandı. En son West Bromwich takımını çalıştırmıştı Valerian İsmail. Yarın ya da diğer gün İstanbul'a gelecek ve artık antrenmanlara başlayacak Valerian İsmail. Özellikle Sayın Başkan Ahmet Durçebi ve Sportif Direktör Ceyhun Kazancı, Futbol AŞ yöneticisi Kerem Gürel, Beşiktaş Kulübü 2. Başkanı Sayın Adnan Dalgakıran'ın bu süreçte Valerian İsmail ismi üzerinde görüş fikrini belirttiğinin altını çizelim. Sayın Başkan Ahmet Durçebi de dün yapılan görüşmede Ceyhun Bey ile birlikte Valerian İsmail ile bir FaceTime, bir Zoom görüşmesi gerçekleştirmiş, fikir alışverişi yapmıştı. Dakikalar önce de resmi sözleşmeler imzalandı. Valerian İsmail an itibariyle Almanya'da, şehrini bilmiyorum. Artık o evraklar da, uçak bilet işleri de hallediliyor. Bilet işleri halledilmediği için henüz geliş günüyle ilgili net bir ifade kullanmayalım. Beşiktaş Kulübü bu durumu bugün değil, yarın öğle saatlerine doğru duyuracak resmi internet sitesinden. Özellikle Ceyhun Kazancı'nın son 3-4 haftalık dilimde Valerian İsmail ile defalarca görüşmeler yaptığını, elindeki, aslında Valerian İsmail'i biraz araştırdığımız zaman elindeki kadrodan maksimum verim sağlamaya çalışan, elindeki kadroyu en iyi şekilde değerlendiren, genç oyuncuları çok fazla oynatmaya çalışan, aynı zamanda her zaman aldığı takımları üst yerde bitiren bir teknik direktör profili içerisinde. 2 ya da 3 yardımcı antrenörüyle birlikte gelecek ve Önder Hoca, Önder Karaveli, mevcut teknik direktör Valerian İsmail'in sezon sonuna kadar yardımcı teknik direktör olacak ve teknik heyetinin içerisinde yer alacak. Özellikle geçtiğimiz yıllarda West Bromwich'e gelirken, West Bromwich Barzi'den transfer ederken 2 milyon pound kendisine bonservis ücreti ödediği bir teknik direktör. Yani çok aslında ender rastladığımız bir durum, bir teknik direktör için bonservis ücretinin ödendiği. Ancak West Bromwich Barzi'den transfer ederken böyle bir meblağ ödedi. Barzi de 2 puan ortalamasını tutturdu ki bulunduğu lig itibariyle çok önemli bir ortalama. West Bromwich'te oynattığı oyun, özellikle 125 kilometre koşu mesafesine ulaşması takımının, öte yandan Avusturya'da Lanzdinsk takımıyla birlikte UEFA Avrupa Ligi'nde göstermiş olduğu başarı, Wolfsburg'da çok önemli networklerinin olması, bunları anlatmamın sebebi teknik direktörle ilgili bilgileri 2 gün önce paylaşırken A-Spor ekranlarında bunları söyledik. Ancak bir kez daha futbol severlerin, Beşiktaşların ismini yeni duyanlar olmuşsa eğer, bir tekrar etmekte fayda olduğu için söylüyorum. 3-4-3 taktiğini benimseyen, zaman zaman 3-5-2'yi deneyen bir teknik direktör. Artık Beşiktaş'ta yeni bir yapılanma, yeni bir dönem başlıyor. Beşiktaş'ta 3-4-3'e uygun, 3-5-2'ye uygun yeni bir transfer döneminde yapılanma, yeni transfer döneminde 3-4-3'e uygun oyuncular transferi artık bizleri bekliyor Sinem. Bilmiyorum senin sorun var mı ama ben en azından bu bölümü şöyle bitireyim. Artık Beşiktaş'ta Valerian İsmail dönemi başlıyor resmen.
Sen her şeyi açıkladın bu kez Sercan. Çok fazla soru işareti de olmadığı için benim de sorum yok. Hem emeğine sağlık hem de detaylar için bir kez daha teşekkür edelim. Sercan Dikmen'den detayları aldık sevgili izleyenler. Beşiktaş'ta Valerian İsmail dönemi başlıyor. Kendisi de biraz anlattı ama biz daha detaylı bir şekilde haberimizi getirelim ekranlarınıza. Beşiktaş'ın yeni teknik direktörünü yakından tanıyalım. Stoper olarak görev yaptığı futbolculuk döneminde Werder Bremen ve Bayern Münih'le Bundesliga şampiyonluğu yaşayan 46 yaşındaki İsmail, teknik direktörlük kariyerini Almanya'nın Hannover takımında başladı. Burada hem sportif direktör hem de teknik direktör olarak çalışan Valerian İsmail, ardından Nürnberg, Wolfsburg ve Yunanistan'ın Apollon Smyrnis takımlarında görev yaptı. 2019-2020 sezonunda Avusturya'nın Lask Linz takımıyla anlaşma sağlayan Valerian İsmail, burada dikkat çeken bir performans gösterdi. Fransız çalıştırıcı ilk sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde Sporting, PSV ve Rosenborg'un olduğu gruptan lider çıktı. Deneyimli teknik adam bir sonraki turda AZ Alkmaar'ı elese de son 16'da Manchester United'a diş geçiremedi. Valerian İsmail önce Almanya, ardından Avusturya'da kazandığı tecrübenin ardından 2020'de Championship ekibi Barnsley ile İngiltere futboluna adım attı. Burada bir sezon görev yapan ve 1.84'lük puan ortalaması yakalayan Fransız çalıştırıcı 2 milyon pound bonservis bedeli karşılığında West Bromwich'e transfer oldu. Bu sezon 29. haftaya kadar takımın başında bulunan İsmail 12 galibiyet, 9 beraberlik ve 8 yenilgi yaşadı. İsmail ayrıldığında playoff hattında 5. sırada bulunan West Bromwich, Fransız çalıştırıcıdan sonra 12. basamağa kadar geriledi. Üçlü savunma sistemiyle oynayan Valerian İsmail, baskılı ve tempolu futboluyla biliniyor. Valerian İsmail, West Bromwich'te 126 kilometre koşu ortalaması tutturarak yakalanması zor bir istatistiğe imza attı. Yaş ortalaması düşük takımlarda görev yapan teknik adam, iletişim kabiliyetiyle de öne çıkıyor. Valerian İsmail iyi derecede 3 dil konuşabiliyor. Fenerbahçe son haftalarda aldığı iyi sonuçlarla dikkat çekerken en çok konuşulan isim de genç oyuncu Arda Güler oldu sevgili izleyenler. Ve her gün Arda ile ilgili yeni bir detay, yeni bir haber ortaya çıkıyor. Arda Güler'in sözleşme yenileme sürecinde yönetime verdiği bir söz ortaya çıktı. Hep birlikte izleyelim. Fenerbahçe'nin genç yeteneği Arda Güler, sarı lacivertli formayla şampiyonluk hayali kuruyor.